Değerli arkadaşlar, çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak otokratik olmak ve hatta diktatör olmak da suçlanıyor. Suçlayan ülkenin sol kanadı. Çok enteresan, çok. Ve bence sol kanat bir hayli haklı. Bir hayli haklı. Yani bir cumhurbaşkanı düşünün kendi ilan ettiği erken seçimde yapılan ikinci tur oylama sonrasında 7 Temmuz'da yapılan ikinci tur oylama sonrasında ortaya çıkan ulusal mecliste ortaya çıkan sandık dağılımını tanımadı. Yani çok enteresan esasında bir cumhurbaşkanının birinci görevi eğer başbakan tayin ediyorsan nedir? Çağırırsın birinci çıkan ekibin başkanını gel bakalım dersin. Kim? Bu İşte Bunu tamam bunu verelim bakalım bir denesin. Hayır ona bile izin vermedi. Denemeye bile izin vermedi arkadaşlar. Çok enteresan. Şöyle Tabi durumu hemen ortadan girdim. 7 Temmuz günü yapılan seçimde Fransa'da tahminlerin ötesinde bir sonuç çıktı. Jean-Luc Mélenchon diye bir sol lider, boyun eğmeyen Fransa partisini 2016 yılında kurmuş olan sol lider, yanına yeşilleri, sosyalistleri, komünistleri alarak yeni halk cephesi diye bir cephe olarak girdiler seçime. Bizdeki ittifaklar gibi ve daha önce yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında Jean-Marie Le Pen'in Pen Pen aşırı sağcı, faşist, ulusal birlik partisinin yüksek oy oranıyla çıkacağı ve birinci parti olacağı yönündeydi. Hayır öyle olmadı. Fransız seçmeni hem katılımı arttırdı hem de oy yönlerini değiştirdi ve ee, Fransız elit kadroları tarafından o çok böyle bilmiş e, küreselci elit kadroları tarafından sevilmeyen sol lider Jean-Luc Mélenchon'un ittifakı büyük bir farkla birinci çıktı. Ve ulusal mecliste tamam 289 güven oyu alacak bir sayıyı bulamadı ama en azından Aşırı sağcı faşist ulusal birliği üçüncü sıraya iten bir başarı öyküsü yarattı. Yılın sürprizidir. Hiç kimse beklemiyordu Fransız seçmenden bu derece radikal bir sol karar. Fransız seçmen çıktı. Dedi ki aşırı sağ ile bu merkezdekiler uğraşamıyor. Bunlar teslim oluyorlar. Merkez sağcılar veya merkez solcular. Ben bir bela bulayım dedi. Buldu o belayı da en yüksek oy verdi. Şimdi tabi yarı başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı'nın büyük yetkileri var. Başbakanı belirliyor. Bir türlü iki aydır Macron başbakan tayin edemiyor. Konuşuyor konuşuyor edemiyor. Konuşuyor konuşuyor edemiyor. Niye? Çünkü Macron bir küreselci ve sağcı sol bir adayı başbakan yapmak istemiyor. Ya arkadaş ülkede seçmen demiş ki ben bu sol ittifakı sevdim kardeşim. Bak bu kadar da 198 mi ne oyun Bu kadar da sandalye verdim ona. Öncelik ayıptır. Efendim verirsin. Verirsin. Ama kurulmayabilir. Güven oyu almayabilir. Onun üzerine bir başkasına verirsin. O üzerinde çalışır. Hayır. Niye vermiyor? Niye reddetti? Çünkü sonuçta sol ittifakın dört lideri gittiler Emmanuel Macron'la toplantı yaptılar. Hatta çıktıklarında çok neşeliydiler. Harika bir toplantı oldu birbirimizi çok iyi anladık falan diye ama anlamamışlar birbirlerine demek ki. E onların sunduğu bir bayan e, politikacıyı reddetti. Efendim dedi bu güven oyu almayacağı belli olan bir karakter. Ama şimdi dedi, ona dedi başbakanlığa tayin edersem yeni hükümet kurulana kadar bunlar ülkeyi yönetecek falan filan böyle bir şey. Şimdi Michael Barnier'i şey yaptı, 73 yaşında kıdemli bir siyasetçi, kıdemli bir devlet adamı. Hatta güçlü de bir karakter. Yani öyle yabana atılacak bir şahıs değil. Mesela Avrupa Birliği'nin Britanya ile yani İngiltere ile Brexit yani İngiltere'nin ayrılma müzakerelerini Avrupa Birliği ile yapan şahıs. Böyle bir şahıs. Fakat bu şahsın bir özelliği var. Bu seçimde dördüncü parti çıkmış olan Cumhuriyetçiler Partisi'nden. Şimdi doğal olarak bu saçma. Yani Birinci çıkmış olanı reddediyorsun, dördüncü çıkmış olan partinin bir şahsını başbakan ilan ediyorsun. Nitekim Sosyalist Parti lideri Olivier Fure diyor ki, bu kesinlikle demokrasinin rafa kaldırılmasıdır. Macron bir başbakan atadı, bu başbakanın ulusal mecliste en çok sandalyeye sahip gruptan değil, aksine son seçimden, dördüncü çıkmış bir partiden. Fransa artık bir kriz rejimine girmiştir diyor. Jean-Luc Mélenchon ne diyor? Solcu lider. Cumhurbaşkanı kişisel bir kararla son yapılan ulusal meclis seçimini tanımamıştır diyor. Doğru. Başbakan seçiminin, galip, seçiminin galibi yeni ulusal cepheden değildir seçim cumhurbaşkanı tarafından Fransız halkından çalınmıştır diyor. Çünkü Fransız halkının genel iradesine aykırı bir yapıda bu işi yapıyorsan doğru. Yani sonuçta çalınmış oluyor. Halkın mesajı reddedilmiştir diyor. Şimdi bakın sokaklar hareketlenecek Fransa'da. Öyle böyle değil. Sokaklar hareketlenecek. Çünkü sonuçta o seçmen böyle koyun diye ki kuzu diye ki yani aa efendim liderimiz böyleseydi biz de öyle yapalım öyle bir millet değil onlar. Onlar oyunun peşinde koşanlar grubu. Yani Fransızlar ben tanırım ya kendilerini. Ve daha bayı bir şey var? Daha bayım bir şey var. Marine Le Pen ve Ulusal Birliğin başkanı genç bir oğlan var onun adına yaptıkları açıklamada koalisyona girebileceklerinin işaretini verdiler. Bu şu demek, Macron kendi partisi Rönesans'la aşırı sağcılar arasında bir ittifakı, bir koalisyon hükümetini planlamış. Bakın aşırı sağ habire kötü dedi dedi ama esas görevi demek ki solu dışarıda bırakmaktır. Hoşçakalın.